Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda Allah'ın asla affetmeyeceği insanlar kimler? Bunlar üzerine konuşalım. İlkesel olarak Allah-u Teala herkesi affeder. Tövbe eden herkesi affeder. Ama bu tövbe ölüm anına kadar geciktirilmemiş olmalı. Yani Allah'ın affetmeyeceği insanlar dediğimizde anlamamız gereken şudur. Tövbe etmeden bu dünyadan ayrılmış, bu dünyadaki cürümleri kendilerinin affedilmelerine mani olmuş insanlar. Cürümler neler? Bunları işleyenler kimler ve neden affedilmiyorlar? Gelin bakalım. Nisan suresi 48. ayet. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bir kimse şirkte ısrar ederse Allah onu o haliyle bağışlamaz. O şekilde ölürse hiç bağışlamaz. Yani hayattayken bir müşriğin tövbe etme imkanı var. Ama ölüm anı geldiği zaman artık oraya gidiyor. Aman dikkat. Gerekeni yapan için bağışlar. Yani tövbe eden için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahı ona mal etmiş olur, iftira atmış olur. Mesela adam ne diyor? Falan hazretleri beni gelip kurtaracak. Her nereden kurtaracaksa. Nasıl geliyor? Gelip giden kimse yok. Allah'ın izniyle geliyor. Nereden çıkardın Allah'ın birilerine özel izin verdiğini? Sen uyduruyorsun bunu. Bu Allah'a iftiradır. Şirkini iftirayla bastırmaya çalışıyor. Bakın ne diyor Allah? Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşuluyor olmasını, ortak koşanı bağışlamaz. Devam edelim. Maide 78. Bu Nisa suresi 48 ve 16 idi. Maide 78'de şöyle diyor Allah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a şirk koşarsa فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah ona cenneti yasaklar. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Onun varacağı yer ateştir. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerin, bu şirk koşan zalimlerin hiçbir yardımcısına olmayacaktır. Bakın ne kadar kesin, ne kadar keskin. Demek ki Allah bir, müşrikleri affetmez. Şirk koşmakta inat edenleri, müşrik olarak ölenleri affetmez. Şirki ölümden önce tövbe edilmemişse affetmez. Ama adam tövbe etmişse konu kapanır. Kafirleri affetmez Allah-u Teala. Bakın ne diyor? Muhammed suresi 34. ayet. Ayetleri görmezlikten gelenler, Kur'an ayetlerini görmezlikten gelenler, Allah yoldan engelleyenler, sonra bu şekilde kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah onları kesinlikle affetmeyecektir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birincisi kafirle müşrik aynıdır aslında. Sadece irtidat etme şekillerine göre, yani İslam'dan kopma şekillerine göre sureta değişiklik arz ederler. Birisinin başka bir gerekçesi vardır, diğerinin bir başka gerekçesi vardır. Allah herkesi imtihan eder de herkes aynı imtihana sokmaz. Hepimizin imtihan soruları farklı farklıdır. Bulunduğumuz yaşa, bölgeye, coğrafyaya göre değişkendir. Hepimiz bu dünyadayız ama hepimiz aynı imtihanda değiliz. Bu tıpkı sınava katılan herkesin kapasitesinin, bilgisinin aynı olmaması gibi. Şimdi diyor ki Allah, ayetleri görmezlikten gelen. Şimdi bir şeyi görmezlikten gelinebilmesi için onun görülebilir olması lazım. Demek ki bu adam gerçeği görmüş baştan. Görmezlikten gelmek öyle olur. Hiç görmediğin bir şeyi görmezlikten gelemezsin ki. Görüyorsun, yokmuş gibi davranıyorsun. İşte Allah'ın affetmediği budur. Devam edelim. Maide 36-37. Ayetlerini görmezlikte direnenler var ya, yeryüzündeki her şey, hatta bir o kadarın daha onların olsa, kıyamet gününde azabından kurtulmak için, yani bakın ifadeyi görüyor musunuz? Kıyamet günü azaptan kurtulmak için onların hepsini fidye verse bile kabul edilmez. Bir kere Allah dünyada daha azını istemişti zaten. Hani küfür içinde bir yaşam sürmektense Müslümanca bir yaşam sürseydin zaten Allah sana aç kal, sefil kal, ortada kal demiyor. İnfak et diyor, paylaşımcı ol diyor. Bu kadarını versen senin için yeterliydi. Buradan iki şey anlıyoruz. Bir, Allah-u Teala bu şekilde bir küfür üzere hayat sürenleri affetmeyecek. İki, adam her şeyini verip de kurtulmak istediği ne olabilir? Yani bir insan bu kadar kurtulmak istediği şey ne olabilir? O günün azabı çok dehşetlidir. O günün azabı çok şiddetlidir. Öyle ki adam her şeyini verip de kurtulmak istiyor. Tamam, o kurtuluş şu anda hayattayken bizim elimizde. Bunu yakalayabiliriz. Devam edelim. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Bu işten canları çok yanacak diyor Allah. O ateşten çıkmak isterler ama çıkamazlar. Onların hak ettikleri kalıcı bir azaptır. Allah münafıkları affetmez. Münafık nedir? Bakınız neymiş. Münafıklar Allah'a karşı oyun kurarlar.
Nasıl oyun kuruyor? Bir adam haşa Allah'la güreştim, Allah'ı yendim der mi? Allah da koştu, ben de koştum. Ben onu yendim der mi? Hayır, elbette ki böyle bir şey yok. Ama adam öyle bir şeyle karşılaşıyor ki bu dünya hayatında. Yaparsa Allah'ı razı edemez. Yapmazsa insanları razı edemez. Kendi içinde bir gerekçe buluyor. Bir haramı işlemek için, bir farzdan kaçmak için. Bir gerekçe buluyor kendini. Allah'ı razı etmekle insanları razı etmek arasında gelgitler yaşıyor. Menfaatleri Allah'ın rızasına muvafıksa tabii ki Allah'ın dediği olsun. Menfaatleri insanları memnun etmeye dayalıysa o zaman insanlar memnun olsun. İşte böyle iki yüzlü çıkarcı bir tiptir münafık. Allah diyor ki bunlar bana oyun kuruyorlar. Kendi içlerinde ya Allah'la da aram iyi, insanlarla da aram iyi. Zaten ben iyi bir adamım, kötü birisi değilim ki diyerek kendini mutlu hissediyor. Bakın ne diyor Allah. Namaza kalkarken üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı ancak arada sırada hatırlarlar. İki taraf arasında kalırlar. Onlar ne onlardan olabilirler ne de bunlardan. İşte ne onlardan ne bunlardan olmama hali aslında bir taraftan da Allah'ı razı etmeye çalışıyor. Ama diğer yandan menfaatleri öbürünün memnuniyetine bağlı. O zaman ne oluyor? Allah'la insanlar arasında zıplayıp duruyor. Zaten ayetin metni de böyle. Muzebzebine beyne zelik. İki arada zıplayıp duruyorlar. Ey inanıp güvenenler! Kafirleri kendinize müminlerden daha yakın konumda tutmayın. Allah'a aleyhinize apaçık güçlü bir delil mi vermek istiyorsunuz? Münafıklar o ateşin en alt tabakasında olacaklardır. Onlara yardım edecekleri birini bulamazsın. Yardım edecek birini bulamazsın. Münafıklar kafirlerle de Allah'la da müminlerle de herkes arayı tutmak ister. Ama bu mümkün değildir. Yani iki kere iki aynı anda hem üç hem de dört yapmaz. Münafık kimseler, münafık karakterli insanlar menfaatleri kimi memnun etmeyi gerektiriyorsa onu memnun ederler. Allah da bizi burada şöyle uyarıyor. Hani kafirlerle yer içersin, ticaret yaparsın falan da itikadi anlamda onları önceleyemezsin. Sen de onlar gibi olursun. Münafık bunu da yapıyor işte. Çünkü menfaati bunu gerektiriyor. Burada mürtetlere de değinmemiz gerekiyor. Allah mürtetleri affetmez. Tekrar edelim. Buraya kadar saydığımız münafıklar, kafirler, müşrikler bunlar iki şekilde affedilmiyorlar. Bir, küfürlerinden vazgeçmedikleri için dünyada affedilmiyorlar. İki, bu küfür üzere ölürlerse ahirette affedilmiyorlar. Geri dönüş imkanı var mı? Bu dünyada var. Ölmeden önce tövbe ederlerse defter kapanır. Ama bu hallerinde ve bu şekilde ölürlerse affedilmeleri söz konusu değildir. Sen Allah'a istiğfar etmiyorsun, tövbe etmiyorsun. Seni o küfrünle kabul etsin istiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Mürtetleri Allah-u Teala affetmez. Mürtet kimdir? Gerçekleri gördüğü halde İslam dinini terk eden kimsedir. Yani iki kere ikinin dört ettiği bu kadar muhakkak ortadaysa sen nasıl bundan vazgeçiyorum dersin? Bu senin vazgeçebileceğin bir şey değil. Alemlerin Rabbi olan Allah İslam dinini indirmiş ve yaşamamızı emretmiştir. Siz bundan ben vazgeçiyorum diyerek gidemezsiniz. Yani gidersiniz ama çıktığınız bu kapıdan öldükten sonra bir daha giremezsiniz. Allah-u Teala buna kızar. Bakın ne diyor? Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu kendisinden kabul edilmez. O ahirette kaybedenlerden olur. Dünyada da kaybeder de ahiret vurgusu şu açıdan önemli. Dünyadaki kaybın telafisi de var. Tövbe edersen telafi edersin. Ama ahiretteki kaybın bir telafisi yoktur. Resulün hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş, sonra da kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder? Aziz dostlar burada şunu da söyleyelim. Şimdi mürted ya da münafık tam adı, tam zihnimize canlansın diye söylüyorum. Bunlar Müslüman görünümlü kafirlerdir. Abi açıktan kafir var. O düşman karşıda. Bir müminler var bizim, sizin, bizim gibi. Tamam sorun yok. Bir de Müslüman görünümlü mürtetler vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i bilirler, inandıklarını söylerler. Ama ta ki işleri menfaatlerine dokununcaya kadar. İlgili ayetler menfaatlerine dokununcaya kadar. İşlerinin bozulduğunu anladığı an ilgili ayete inanmıyorum demezler, kibarca sırt çevirirler. Bu da onları kafir yapar. Bakın Allah ne buyuruyor? Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Bu şekilde seni kabul etmez Allah. O halinden tövbe edeceksin. Ama edeceksin. Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, dışlanmaktır. Sürekli o lanet içerisinde kalırlar. Ama yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in genel akışına uygun olarak
tövbe edip mevzuyu kapatan, bütün her şey olup bittikten sonra tamam biz tövbe ediyoruz, İslam dinine geri dönüyoruz, Allah-u Teala'nın emri ve yasaklarına teslim oluyoruz diyenler elbette ki bunlar istisnadırlar, elbette ki bunlar kurtulurlar. Ama Allah şöyle diyor bir yandan da, inanıp güvendikten sonra kafir olan ve kafirlikte ileri gidenler, ölüm kendilerine gelince yapacakları tövbe kabul edilmeyecektir. Yoldan çıkanlar işte bunlardır. İnandıktan sonra kafir olanlar ve kafir olarak ölenlerin herhangi biri, bakın inandıktan sonra kafir olanlar ve kafir olarak ölenler ikiye ayırdı. İkiye ayırmasının sebebi şu, kafir olarak öleni anladık da, kafiri niye affetmiyor? Kafiri küfründen vazgeçmediği için affetmiyor. Küfründen vazgeçerse o da affedilir. Çünkü kafiri kafir halinde affedilirse, o zaman öldükten sonra affedilir demenin bir manası yok. Demek ki uzatmayalım fazla, detaylarda boğmayalım. Allah-u Teala küfürde ısrar eden ve bu şekilde ölenleri kesinlikle bağışlamıyor. Bunlar ne fidye verirlerse versinler, yeryüzünü dolduracak kadar fidye verseler dahi bu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Burada karşılaşacakları kötü akıbeti de anlıyoruz. Bir insan yeryüzü dolusu bir şeyden vazgeçer mi? Yeryüzü dolusu, gök ve yer dolusu, yer arası dolusu şeyden, altından, şundan, bundan, hazinelerden vazgeçer mi? Ama karşıdaki öyle bir şey ki, öyle dehşet bir durum var ki, aman onlar gitsin de bu da başımdan gitsin dedirtecek noktada. Bu da Allah'ın gazabıdır. Onların hakkı acı veren bir azaptır. Kendilerine yardım edecek hiç kimse de olmayacaktır. Allah-u Teala tövbe etmeyi erteleyenleri affetmez. Ölüm anı gelince tabii ki. İnsan öleceği an tövbe eder ama Allah bunu kabul etmez. Çünkü tövbe düzeltebileceği, onarabileceği işler için vardır. Artık insan öldükten sonra geriye dönüp düzeltebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Dini ve siyasi liderlere kul olanları Allah affetmez. Bakın ne diyor Allah? Ahzab suresi 64. ayetinde 62 ve 64 ve 68. Biz büyüklerimize boyun eğdik. Keşke elçiye uysaydık. Şüphesiz ki Allah kafirleri ayetlikte görmezlikle direnenleri lanetlemiş, dışlamış ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklar. Kendilerine bir veli yakın yardım edecek birini bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşe evrilip çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir. Ah keşke biz de gönülden boyun eğseydik. Keşke elçiye elçinin getirdiklerine gönülden itaat etseydik. Şunu da diyecekler. Rabbimiz biz önderlerimize ve büyüklerimize gönülden boyun eğdik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara bu azabın iki katını ver. Onları tamamen dışla. Bu adamların küfre gitmelerinin sebebi liderlerini, önderlerini tam bir teslimiyete takip etmeleri, onlar Kur'an-ı Kerim'e aykırı iş yapıyor mu, yapmıyor mu bunu dikkate almadan peşlerinden gitmeleridir. Peşlerinden gidenlerin akıbeti buysa, peşinden gidilip de Kur'an-ı Kerim'e meydan okuyanların durumu nedir? Varın bunu da siz düşünün. Yine Allah-u Teala Allah'ın indirdiği hükümleri beğenmeyenleri affetmez. Bakın ne diyor? Melekleri Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. Peki iblis ne yaptı? Ebe ve kâne. Bak diyor. Ne diyor Allah? Direndi, ısrar etti ve kafirlerden oldu. Diretti. Ebe ve stekbara ve kâne minel kafirin. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir emrine karşı direnç göstermek, kabul etmemek adına direnç göstermek bizi iblis gibi yapar. Bu incecik çizgiyi hiç akıldan çıkarmamamız gerekir. Allah-u Teala bir konuda şunu şöyle yapın diye emir vermişse ya da bunu böyle yapmayın diye bir yasak koymuşsa insan emirleri ihlal edebilir, yasakları ihlal edebilir. Farkında olmadan ya da nefsine uyarak bir takım günahlar işlemiş olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın koyduğu herhangi bir yasağa, herhangi bir emre, herhangi bir gerekçeyle bu devirde böyle olmaz, şöyle olur mu? Ben sınırları tanımıyorum tavrıyla bakılırsa bu insanı İslam dininin dışına iter. Tıpkı iblis gibi kafirlerden yapar. Hiç kimse kendi görüşlerini, kendi düşüncesini Kur'an-ı Kerim ayetlerinin üzerine tutmamalıdır. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelmiştir. İblis ne dedi? Ben ateşten, o topraktan, ben ondan üstünüm. Şimdi aynı mukayeseyi Allah-u Teala'nın emirleri için yaparsak biz de iblis gibi oluruz. Allah muhafaza etsin. Allah-u Teala bizleri böyle bir felaketten, böyle bir faciadan korusun. Konunun odak noktası şurası. Allah'a şirk koşan ve onun ayetlerini görmezlikten gelmekte ısrar eden insanlar bir, bu şekilde affedilmezler. Eğer böyle ölürlerse artık geri dönüş imkanları ortadan kalkar. Allah muhafaza etsin. Allah-u Teala bizleri böyle feci bir akıbetten korusun. Bizleri razı olduğu kulların arasına dahil etsin.
İnşallah bizleri cennetine dahil etsin. Allah-u Teala bizleri affedip bağışlasın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.